Bundan önceki videolarda belirli bir elementin atomları arasında oluşabilecek bağlardan bahsetmiştik. Örneğin iki metal tepkimeye girdiğinde metalik bir bağ kurulur. İki ametal tepkimeye girerse büyük olasılıkla kovalent bir bağ kurulur. Bir metal bir ametalle tepkimeye girdiğinde ise bu büyük olasılıkla iyonik bir bağla sonuçlanır. Bunlar bağlarla ilgili bilmeniz gereken genel bilgiler. Bu videoda biraz daha detaya girip bağları aslında bir spektrum olarak düşünebileceğimizi ve örneğin polar kovalent bağlar gibi bağların doğası gereği daha iyonik olduklarını göreceğiz. Bunu yaparken de elektronegatiflik kavramından yardım alacağız. Elektronegatiflikten bundan önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Ama tekrar etmek gerekirse bunun bir tepkime sırasında elektron çalan, başka bir de işte elektron yoğunluğunun kendisine yakın olmasını isteyen, elektron çiftlerinin kendi etrafında zaman geçirmesini isteyen atomların özelliği olduğunu biliyoruz elektronegatifliği daha yüksek olan atomlar, elektronlar söz konusu olduğunda elektronegatifliği düşük olan atomlara göre daha aç gözlü olurlar. Bir spektrum çizelim. Bu uca iyonik bağları koyuyorum. Bu uca da kovalent bağları. Sol uçta elektronegatiflik açısından çok büyük bir fark yok. Demek istediğim, bağ yapan atomların ikisi de elektronları eşit ölçüde isterler ama iyonik bağlar söz konusu olduğunda elektronegatiflikler arasında çok büyük bir fark bulunur ve atomlardan biri diğerinin elektronunu ya da elektronlarını çalar. Buraya bir ok çizeceğim. Evet. Spektrumda bu yönde ilerlersek elektronegatiflik farkı artar. Soldan sağa doğru. Soldan sağa doğru ilerlerken ortalarda bir yerlerde bağ giderek daha polar kovalent bir özellik kazanır örneğin oksijenle hidrojen arasındaki bağı değerlendirecek olursak bu atomların ikisi de ametal olduğu için buradaki genel kurallar ışığında kuracakları bağın kovalent olduğunu söyleyebiliriz metallerle ametalleri birbirinden ayırmamızı sağlayan çizgi bu çizginin hemen sağında ve solunda olanlarınsa ilginç atomlar olduklarını da hemen hatırlatıp devam edeyim oksijen ve hidrojen ikisi de ametaldir demiştim ancak ek olarak elektronegatifliklerini karşılaştırsak da büyük bir fark görürüz. Atomların altlarında yazan değerler Pauling ölçeğine göre elektronegatifliklerini gösteriyor. Bir biyolog ve kimyager olan Linus Pauling'den bahsediyor. Bu ölçeğe göre oksijen 3,04 ki bu oksijeni en elektronegatif atomlardan biri yapar. Elektronegatifliğin periyodik tablonun sol alt köşesinden sağ üst köşesine doğru arttığını da biliyoruz. Sağ üst köşede yer alan ve soy gaz olmayan atomlar en elektronegatif olan atomlardır. Gördüğünüz gibi oksijen de bunlardan biri. Hidrojense oksijen kadar elektronegatif değil. 2,20. Bu durumda elektronlar oksijen etrafında daha fazla zaman geçirirler eşit zaman geçiriyor olsalar oksijen için nötr diyebilirdik. Ancak oksijene daha yakın olacakları için bunun kısmi negatif yüklü, bunun için Yunan alfabesinden küçük delta harfini kullanıyorum, hidrojen tarafının ise paylaştıkları elektronlar az önce de söylediğim gibi oksijen tarafında daha çok zaman harcadıkları için kısmi pozitif yüklü olacağını söyleyebiliriz. Bu durumda aralarındaki bağ da polar kovalent bir bağ olur. Spektrum üzerinde ölçeği nasıl kuracağımıza bağlı olarak buralarda bir yerlere denk gelir. Aklımıza gelebilecek bir detay var. Spektrum üzerinde kovalentten iyoniye doğru ilerliyoruz. Ama bir de metalik bağlar var. Metalik bağlar genel olarak elektronegatiflikleri çok da farklı olmayan atomlar arasında kurulur. Ve bu atomların ikisinin de elektronegatiflikleri düşüktür. Periyodik tablonun sol alt kısmındaki atomlar bağ kurduklarında kurulan bağ genellikle metaliktir. Metalik bağlarda bir elektron denizi olduğunu ve bu sayede elektrik iletkenliği gibi özelliklerin ortaya çıktığını biliyoruz. O halde elektronegatiflik açısından benzer olan atomlar söz konusu olduğunda elektronegatiflikleri düşükse atomlar değerlik elektronlarını elektron denizinde paylaşma eğiliminde olurlar.